Merhaba değerli izleyenler, son dakika gelişmesi. Aslında dün manşet atmıştım ben YouTube'da, savaş resmen başladı diye. Evet, savaş resmen başladı. İsmail Haniye, Hamas lideri, Tahran'da kaldığı konutta bir füzeyle vuruldu, nokta atışı değerli izleyenler. Tabii ki füzenin nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte bu saldırının, bu suikastın İsrail tarafından yapıldığına yönelik İran tarafından açıklamalar geliyor. Evet, sabah saatlerinde flash olarak bütün ajanslara son dakika olarak geçti. En sonunda Hamas'ta yaptığı açıklamada bu suikastı doğruladı ve liderlerinin öldürüldüğünü duyurdu değerli izleyenler. Tabii ki Hamas biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'nin destek verdiği ve karargahının Türkiye ve Katar'da olan bir örgüt. Bütün dünya tarafından neredeyse terör örgütü olarak ilan edilmiş ki İsrail'e yaptığı bu saldırıdan sonra daha sonra İsrail Hamas'ı da bahane ederek Gazze'yi neredeyse Filistin'in büyük bir bölümünü yerle bir etmiş durumda ve savaş kızışıyor. Çünkü Hizbullah ile Hamas arasındaki yoğun karşılıklı füze atışları da devam ediyor. Bu gece saatlerinde yine Hizbullah'ın birçok merkezi İsrail tarafından vuruldu. Açıklamalar geldi değerli izleyenler, Hamas liderinin öldürülmesine yönelik. Türkiye Dışişleri Bakanı da olayı kınadı. Erdoğan da biraz önce yaptığı açıklamada bu olayı nefretle kınadığını aktardı ve Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz vesaire açıklamaları da bulundu. Her zaman olduğu gibi. Ve İran'dan da açıklama geldi, yine Hizbullah'tan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda şu anda resmi bir açıklama yapmış değil değerli izleyenler. İsrail'den de resmi olarak biz yaptık diye bir açıklama şu ana kadar gelmedi ama bir füzenin geldiği, bu füzenin nereden tam olarak geldiği bilinmiyor. Tahran'a gitmişti ya da bu Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmıştı. Şimdi Hamas liderinin Tahran'dan neden korunmadığına yönelik şu anda ciddi tartışmalar var. Yani bir Hamas liderini de mi koruyamadı? İran'ın gerçekten de ne kadar bir aslında kartondan yapılmış bir devlet olduğunu da gösteriyor bu biraz öyle. Çünkü kimisi diyor ki bu füze 2000 metre ötede ta İsrail topraklarından fırlatılmış. Kimisi diyor ki yok Tahran'a yakın bir bölgede, çevre bölgede fırlatılmış. Tam olarak bilinmiyor ama şunu söyleyelim ki bu suikast Orta Doğu'da yeni bir savaşa sebep olabilir. Çok ciddi bir gelişme. Gelişmelerin bütün detayını tabii ki YouTube'da sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.